Herkese merhabalar. Ben yakınkampis.com'dan Erol Mesut Bugün XHTML ve CSS dersimizin 13. ayağı olan text-indent, line-height, text-align ve slash slash komutları hakkında bahsedeceğim. Bu ismini saydığım komutlar genellikle bir paragraf yaratırken kullandığımız komutlar. Şimdi hemen önceki derslerden hatırladığımız gibi, head, HTML, style, style kapa, head kapa, body aç, body kapa ve html kapak komutlarını hemen yaratalım sayfamızı yarattık bu komutları yazdığımız zaman ve sayfamızı save zaman Sol tarafta da yine editörden güncellediğimiz zaman şu an içiyle boş bir internet sayfası yarattığımızı görmekteyiz Hemen kısa bir hatırlatma yapacak olursam CSS komutlarını e, Etkin bir şekilde kullanabilmek için Head aç ve head kapat tagleri arasında Style Type eşittir Tırnak içerisinde text slash css Sonra tekrar tırnak Kapatma işareti ve style Tagi kapatma işaretleri arasındaki Kısma CSS komutlarımızı yazıyorduk. Dolayısıyla hemen bu kodu yazmanızı tavsiye ederim. Şimdi yapacağımız ilk şey hemen bir tane başlık yazalım. Dolayısıyla body kısmına geliyorum. H1 yani header 1 yakın kampüs sitesine hoş geldiniz ibaresini yazıyorum. Hemen bunun sonunda başlığımı kapatmak için H1 kapa slash de başlığımı kapatıyorum. Hemen save edip sol tarafı güncellediğim zaman başlığımı geldiğini görmekteyiz. Şimdi bunun altına yeni bir paragrafla şu ibare yazalım. Yakın kampüsü izlemeye devam edin yazalım. Sonra paragraf iki tane nokta koyalım. Sonra paragrafımızı kapatalım. Şimdi tekrar save ve etkisini görüyorum. Gördüğünüz gibi yazı alta çıktı. Şimdi ben bu yazıdan uzun bir tekrar istiyorum. Çünkü sayfamı doldurmak istiyorum şu an. ...bu ibarelerle. E, kes yapıştır, kopla yapıştır... ...ibaresiyle böyle gördüğünüz gibi onlarca... ...yazı yarattık. Sonunda e, paragraf kapama... ...tagini bıraktım. Ve şimdi sayfamı... ...güncel, save edip, sol tarafta... ...güncelleyerek etkisini görüyorum. Şimdi yapmak istediğim şey şu. Bugün öğreneceğim ilk komut... ...nasıl ki e, bilgisayarımızda... ...yazı yazarken yakın kampüsü izlemeye devam edin. Burada paragrafımızın başıyken iken... E, ...text indent yani text içeri doğru... ...gidik oluyor. Yani mesela yazım buradan değil, şuradan başlıyor. Şu, şu an mouse'umu mouse'umu imleciyle gösterdiğim yerden başlıyor. Yani sayfa içeriye doğru girik oluyor. Şimdi bunu yapmaya çalışacağım. Dolayısıyla hemen e, bu bir CSS komutu gerektiriyor. Hemen şuraya geliyorum. Bir önceki dersin atadığım gibi paragrafın p'sini düşüyorum. Parantezimi açıyorum. Bunun için kullanmak istediğim komut text, e, kısa çizgi indent olacak. Text indent iki nokta üst üste. E, ne kadar içeri girmesini istiyorsanız, kaç piksel, bunu yazıyorsunuz. Diyelim ki ben 15 ya da 20 piksel içeride olmasını istiyorum. Text indent 20 px yani px noktalı virgül diyorum ve parantezimi kapatıp editörümü save ediyorum. Sol tarafta indent yaptığım zaman gördüğünüz gibi artık yakın kampüsün başındaki kısım içeriye girik oldu. Yani bu benim yapmak istediğim şeyi yapabildiğimi gösteriyor. Bu göstermek istediğim ilk komuttu. Şimdi göstermek istediğim ikinci komutsa şu. Hatırlarsanız bir word editörü kullanırken iki satır arasındaki mesafeyi seçebiliyordunuz. Sağ klikle paragrafla bunu yapabiliyordunuz. Bunu CSS'te ve XHTML sayfalarında yapmak için kullanacağımız özel bir CSS komutu var. O da şu. Line height yani satır e, yüksekliği. 2.3 üst üste koyduktan sonra şu an e, normal durumda yani hiç dokunmadığımız zaman şu mesafenin %100 olduğu varsayımı ile hareket ediyorum. Dolayısıyla line height'tan sonra kullanacağım rakam mesela %150 diyelim. Noktalı virgül yapalım. Tekrar pardon bu, tabi buradaki e, parantezi so, satırımı sonra taşımak durumundayım. Daha doğrusu komutlarımı sonra taşımak durumundayım. E, paragrafın yerini değiştirip şimdi save ediyorum. Save ediyorum ve sol tarafı e, güncellediğim zaman gördüğümüz gibi e, satırların arası yüzde %150 oranında açıldı. Bunu isterseniz yüzde %250 yaparak ya da %300-500 yaparak etkisini daha net bir şekilde görebilirsiniz. Fakat okunaklılık açısından gerçi %250 de iyi oldu. Okunaklılık açısından bunu çok fazla arttırmamanın e, faydalı, yararlı olduğunu söyleyebilirim. İkinci komutumuz line height'ti. Şimdi öğreneceğimiz üçüncü komut da text align komutu. Bu komut e, XHTML derslerinden hatırladığımız gibi align komutu yaslamak buna geliyor. Yani diyelim ki başlığımız şu an sola yanaşık durumda. Biz bu başlığı sayfanın ortasında olmasını istiyoruz ya da sayfanın sağ tarafına yanaşık olmasını istiyoruz. Dolayısıyla bunu yapmak için de özel bir text align komutumuz var bir önceki derslerde söylediğim gibi benzer komutları aslında XHTML'de kullanarak da yaratabiliyoruz. Fakat etkinlik açısından ve bunu sıklıkla bu ve benzeri komutları sıklıkla kullanacağımız için body kısmına bunu XHTML komutu olarak 10 defa yazmaktansa bir defa CSS tarafına yazarak yani head aç ve head kapa taraflarında CSS komutu olarak yazarak aynı etkinliği elde edebiliyoruz ve bunu tabii ki satırdan kurtararak daha az satır kullanarak yapabiliyoruz. Böylelikle daha az zaman harcamış oluyoruz. Dolayısıyla ben CSS'teki kullanımını göstereceğim. Diyelim ki başlığımızın ortalanmış olmasını isteyeceğim. O zaman kullanacağım şey buranın içine yazmaktansa çünkü bu, bu, e, bu iki parantez arasında yazacağım ibarelerin hepsi P e, P ile başlayan kısımlar. X seçtiğim P ile saptadığım yerleri etkileyecek. Zaten bir önceki derste gösterdiğim gibi üzerine seçtiğim zaman P dediğiniz zaman nereyi etkileyeceğini gösteriyor. Aslında bir fikir veriyor editör bize. Fakat biz header kısmını etkilemek istediğimiz için şimdi yazacağımız CSS komutunu P içine değil yeni bir tane şey yaratacağız. Buraya da H1 e diyeceğiz. Çünkü başlığımızın etkilenmesini istiyorum. Dolayısıyla H1'den sonra parantez açıp şu ibare yazıyorum. Text align yani satırı yasla diyorum. Bundan sonra da merkezde olmasını istediğim için İngilizce center kelimesini kullanıyorum. Noktalı virgül koyup parantezimi kapıyorum. Şimdi save ediyorum editörümü. Sol tarafta sayfamı güncellediğim zaman gördüğünüz gibi başlığımın ortalanmış olduğunu görüyoruz. Bir önceki derste öğrendiğimiz bütün renklendirme olsun, italik yazıp bold yazma olsun ya da yazımın ait olacağı yazı ailesini seçerken, font ailesini seçerken kullandığım komutların hepsini tıpkı P'de kullanabildiğim gibi H1 içinde de kullanabiliyoruz. İsterseniz bunu hemen bir tane örnek göstereyim. daha önceki derste öğrendiğimiz komutlardan biri color komutuydu yani renk komutuydu. Rengi mavi yapmak istiyordum. Color blue deyip noktalı virgül koyduğum zaman ve bunu editörümü save ettiğim zaman, sol tarafta sayfamı yenilediğim zaman da başlığımın mavi renk aldığını görmekteyiz. Dolayısıyla demin dediğim gibi paragraf için kullanabildiğimiz neredeyse hemen hemen her komutu h1 içinde kullanabildiğimizi görüyoruz. Şimdi burada dersin bitirmeden önce göstermek istediğim son bir tane komut bile değil yani. Bu e, bir işaret göstereceğim şimdi size. Parantezi aşağı satır alalım. E, öncelikli olarak şundan bahsedeyim. Burada e, istediğiniz kadar enter koyabilirsiniz. Bu hiç önemi yok çünkü editörümüz noktalı virgüllere bakıyor. Parantezi parantez kapalamalara bakıyor ama aradaki boşluk onu ilgilendirmiyor. Dolayısıyla buraya istediğiniz kadar enter koyabileceğiniz gibi şuraya mesela <laughs> parantez kapama işaretimizi şuraya alırsak buraya istediğiniz kadar da boşluk koyabilmeniz bir şey ifade etmiyor. Editörümüz sadece işaretleri tanıyor. Dolayısıyla boşlukları saymıyor. Gözünüze nasıl hoş geliyorsa istediğiniz kadar aşağıya koyabilirsiniz ya da direkt yazınıza bitiştirebilirsiniz. Şimdi göstereceğim son işareti şuydu. Demin bahsettiğim. Ee, bunu başka programlama dilleri olan insanlar da aşinadır bununla. Mesela diyelim ki ben başlığımı e, e, ortaladım. Text align center komutuyla başlığımı ortaladım. Rengini de mavi olarak atadım. Fakat diyelim ki kodumun mavi olmasını istemiyorum. Ama bu kodu da buradan silmek istemiyorum. Çünkü belki daha sonra tekrar maviye çevirmek durumunda kalabilirim. İkide bir de yaz sil yaz sil yapmaktansa e, bir ibare koyarak e, komutunuzu normalde sayfanızda tutabilirsiniz. Fakat etkinliğini öldürebiliyorsunuz. O komut da şu, iki tane birbirine paralel slash koyarsanız şu şekilde olduğu gibi editörünüz buradaki ibareyi pas geçecektir. Yani burada bu satırda yer alan bütün sadece bu satır ama 7. satırda gördüğümüz gibi yer alan bütün ibareleri pas geçecektir. bunu aynı zamanda bir defa kullanmak zorunda değilsiniz. Mesela burada da aşağıda da yeni bir komut yazalım. Mesela diyelim ki font size pardon font style da italik olsun diyelim. Şimdi save edelim. Hemen sayfamızı güncellediğimiz zaman tık mavi değil. Çünkü iki slash koyarak o satırın etkinliğini öldürdük ama satırımız italik oldu. Bunu da bir alttaki satıra tanıtmıştık. Diyelim ki italik de olmasını istemiyoruz. O zaman iki slash da buraya koyarak, iki paylaş slash da buraya koyarak ve editörümüzü save ederek sayfamızı güncellediğimiz zaman artık italik olmadığını, normal default görünümüne sahip olduğunu, daha doğrusu geri döndüğünü görmekteyiz. Yani burada göstermek istediğim şey şuydu. Öncelikli olarak araya istediğiniz kadar boşluk koyabileceğiniz, enter layer space le. Bunun hiçbir şey editör için hiçbir şey ifade etmediği. İkinci olarak da bir tane birbirine paralel slash koyarak e, mevcut satırı, daha doğrusu slash koyduğunuz satırı etkinliğini öldürmek. Yani artık pasife çevirebileceğinizi göstermekti. E, bugünkü dersimizde bu iki yani slash ve enter'dan bahsettik. Bunun yanında text align yani satırı yaslama komutundan bahsettik. Line height yani paragraftaki satırlar arasındaki mesafeyi gösteren bu yüzdesel sayıdan bahsettik. Ve en sonda daha doğrusu en başta da text indent yani paragrafı içeriye sokmak için daha içeriden başlatmak için kullanacağımız komutu gösterdik. E, bugünkü dersimizi noktalamadan önce her zaman yaptığım gibi klasik hatırlatmamı yaparak e, sözlerime bir son vermek istiyorum. O da şu eğer videomuzdan memnun kaldıysanız videomuzu like ederek ve yeni eklenen videolardan en kısa zamanda haberdar olmak için de kanalımıza subscribe olarak e, videomuzu değerlendirebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler dilerim.